İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 11 Aralık Çarşamba. Bitlis'ten ve bölgeden aktaracağımız gelişmelerle karşınızdayız. Bitlis buz kesti sayın seyirciler. Bitlis'te etkili olan kar yağışı çatılarda ve duvarlarda buzlanmaya neden oldu. Yağış nedeniyle 52 köy yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji yetkilileri yaya ve sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olma konusunda uyarıyor. Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle başlayan kuru soğuklar yerde, çatılarda ve duvarlarda buzlanmaya neden oldu. Yağışlar nedeniyle hala 52 köy yolu ulaşıma kapalı. Yağışların durmasıyla başlayan kuru soğuklar buzlanmaya neden oldu. Kapalı olan 52 köy yolunun açılması için il özel idare ekiplerince 3 kar makinesi, 14 greyder, 11 dozer, 14 servis pikabı, 8 yükleyici ve 10 ekipmanla birlikte aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan meteoroloji yetkilileri havaların daha da soğuyacağını, bu nedenle gerek sürücüler gerekse de yayaların olası buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundular. Bitlis merkezinde kar yağışı nedeniyle Bitlis Belediyesi karla mücadele ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. 25 araçla birlikte kapanan yolları trafiğe açıyor. Bitlis Belediyesi karla mücadele çalışmalarını 25 araç ve 55 personel ile sürdürüyor. Bitlis kent merkezinde başlayan kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent merkezinde 42 santimetreye ulaşan kar yağışıyla birlikte Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele timleri 25 araç ve 55 personel ile çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İlk gün ana arter ve sokaklarda çalışma yapan karla mücadele timleri ikinci günde ise yol genişletme çalışması gerçekleştirdi. Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürü Memduh Kınay, pazartesi ve salı gününden itibaren çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Şu anda Bitlis'in tüm cadde ve sokakları trafiğe açık durumda dedi. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle Bitlis Genç Memursen İl Başkanlığı bir açıklama yaptı. Bitlis Genç Memursen İl Başkanı Şahin Özgül yaptığı açıklamada zulme uğrayan mazlumların her zaman yanında olacağız dedi. Bitlis Genç Memursen İl Başkanlığı tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir basın açıklaması yapılarak Dünya İnsan Hakları Günü'nde dahi insan coğrafyasının dört bir yanında Müslümanlar haksızlığa ve zulme uğruyor denildi. Memursen Bitlis İl Başkanlığı Bürosu'nda Genç Memursen İl Başkanı Şahin Özgül tarafından yapılan açıklamada insanın insana yaptığı haksızlıklar dünyanın dört bir yanında bugün bir kez daha kınandı ve protesto edildi. Zulme uğramış mazlumun hakkını savunacağız. Özgül açıklamasının devamında şunları söyledi. Dünya coğrafyasında haksızlığa uğrayan her bireyin, zulme uğramış her mazlumun hakkını savunmaktan yanayız. Dünyanın en adaletsiz savaşının yaşandığı Suriye'de seçilmiş hükümete karşı darbe yapılan Mısır'da, ambargo altında inleyen Gazze'de, mezhep savaşına sürüklenen Irak'ta ölen mazlum kardeşlerimizin adını anmak için buradayız. Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım 2. sınıf öğrencileri Elazığ Huzurevi'ni ziyaret ettiler sayın seyirciler. Huzurevi çalışanlarından işleri hakkında bilgi aldılar. Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı 2. sınıf öğrencileri Elazığ, Gazi Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Huzurevi yetkililerinden iş hayatıyla ilgili bilgiler alan öğrenciler, yaşlıların hayat tecrübeleri ve deneyimlerinden yararlandı. Ziyaret sırasında konuşan, giderek yaşlanan bir toplum olduklarını belirten Yaşlı Bakımı Programı Danışmanı Öğretim Görevlisi Kenan Kendilci, her ne kadar ülke olarak genç bir nüfus yapısına sahip olsak da giderek yaşlanan bir toplumuz. Bu bağlamda yaşlı olarak nitelendirdiğimiz 65 yaş üstü nüfusun daha iyi koşullar altında geriye kalan yaşamlarını sürdürmeleri için sosyal hizmet uygulamalarının ve yaşlılara yönelik geliştirilen politikaların önemi büyüktür dedi. Öğrencilerden Ayşe Gülgüllü ise ilk kez bir huzur evine gittim. Tüm yaşlılarımızın gözünde ayrı bir dünya vardı. Yüzlerindeki her çizgi, saçlarındaki her ak, hayat tecrübelerinin birer göstergesiydi. Bize en iyi koşullarla bu imkanları sağlayan rektörümüz ve diğer tüm hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum diye mutluluklarını dile getirdiler. Bitlis'in Tatman ilçesinde annesinin elini bırakıp yola fırlayan küçük bir çocuk, aracın çarpması sonucu metrelerce sürüklendi sayın seyirciler. Burnu bile kanamayan küçük çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde annesinin elini bırakıp bir anda yola fırlayan küçük çocuk aracın çarpmasıyla metrelerce sürüklendi.
Hastaneye kaldırılan çocuğun burnunun bile kanamadığı öğrenilirken kaza MOBESE'ye yansıdı. Tatvan'da MOBESE'ye birçok kaza yansıdı. İlk kaza Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Çulhur Kahvesi mevkiinde meydana geldi. Kucağındaki bebekle yolun karşısına geçmeye çalışan kadının elini tutan küçük çocuk bir anda yola fırladı. Yoldan hızlıca geçen araç bir anda önüne çıkan çocuğu fark etse de kazaya engel olamadı ve çocuğa çarptı. Burnu bile kanamayan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir başka kaza ise bisikletiyle şehirler arası yolcu taşıyan otobüse kafa tutan bisikletliyi kaydediyor. Görüntülerde görüldüğü kadarıyla bir bisiklet sürücüsü Tatvan'dan Van istikametine doğru ana yolda hızla ilerleyen otobüse kafa tutup otobüsle hız yarışına giriyor. Ancak bir süre otobüsle başa baş giden bisiklet sürücüsü daha sonra hakimiyetini kaybedip yere düşüyor. Yere düşen bisiklet sürücüsü kendisine yol vermeyen otobüs sürücüsüne arkadan hareket yaparak tepki gösteriyor. Diğer kaza görüntüleri ise sürücü ihmallerini gözler önüne seriyor. 12 Ocak'ta yapılacak olan Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimleri için GİMTAT Yönetim Kurulu üyesi Emrullah Tekin başkan adaylığını açıkladı sayın seyirciler. Tekin yaptığı açıklamada Tatvan esnafından desteklerini beklediklerini belirtti. 12 Ocak'ta yapılacak olan Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlık seçimleri için GİMTAT Yönetim Kurulu üyesi Emrullah Tekin adaylığını ilan etti. Tatvan esnafının yakından tanıdığı ve halkın sevgisini kazanan bir yönetim listesi oluşturduklarını ifade eden Tekin, Tatvan esnafının içinde bulunduğu zor duruma son vermek için Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimine talibiz. Bu görevi yerine getirmek için Tatvan'ın ileri gelen halkın takdirini kazanmış, dinamik ve üretken bir yönetimle yola çıktık. İlkeli bir yönetim anlayışıyla Tatvan esnafının hizmetindeyiz dedi. Tatvan esnafının sorunlarını çözmeye yönelik çok sayıda projelerinin olduğunu aktaran Tekin, Tatvan ilçemiz konumu gereği sürekli gelişen ve bu gelişme paralel olarak sosyoekonomik yapısı hızla değişen bir ilçe konumuna sahiptir. Bu değişimden ciddi manada olumsuz etkilenen Tatvan esnafını özellikle haksız rekabet ve başıboşluk sorunu başta olmak üzere tespit edilmiş diğer sorunlarını çözmek amacıyla arkadaşlarımızla birlikte Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimine talip olduk. Tatvan esnafının bizlerden desteklerini esirgememelerini rica ediyoruz şeklinde konuştu. Sayın seyirciler, havaalanlarında yurt içi ve yurt dışı seferleri yapan uçaklarda binlerce kişiye ulaşan Uçuş Noktası dergisinde bu sefer de Bitlis'in Ahlat ilçesi geniş bir şekilde tanıtılacak. Ahlat ilçesi Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yayını olan Uçuş Noktası dergisinde tanıtıldı. Kaymakam Osman Dölek gazetecilere yaptığı açıklamada havaalanlarında yurt içi ve yurt dışı seferleri yapan uçaklarda binlerce kişiye ulaşacak dergi ile Ahlat'ın tanıtımının en iyi şekilde yapılacağını söyledi. Dergide ilçeye geniş yer verdiğini ifade eden Dölek şöyle konuştu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü süreli yayını olan Uçuş Noktası dergisi Aralık ayı sayısında Ahlat'a geniş yer verdi. Dergi 8 sayfasına yer verdiği Ahlat'ı hem Türkçe hem de İngilizce olarak tanıttı. Ancak kısmının içeriğini bizler hazırladık. Bu bölümde ilçenin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle doğal zenginlikleri seçme fotoğraflar eşliğinde tanıtıldı. Bu dergiyle uçaklarda yolculuk yapan binlerce yerli ve yabancı turiste Ahlat ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde tanıtılacak. İlçenin tanıtımında son yıllarda önemli çalışmalar imza atıldığını belirten Dölek, bu faaliyetleri Ahlat için çok önemli bulduklarını ifade etti. Dölek, dergide Ahlat bölümünün hazırlanmasına yardımcı olan öğretmenlerimize, fotoğraf desteği sunan fotoğraf sanatçılarımıza ve dergide ilçenin yer almasını sağlayarak tanıtıma destek veren Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hemşerimiz Suat Hayri Akay'a teşekkür ediyorum diye konuştu. Sayın seyirciler, Bitlis'in Hizan ilçesinde öğrencilere seminer verildi. Yaklaşık 600 öğrencinin katıldığı seminerde uyuşturucu maddenin zararları anlatıldı. Hizan ilçesinde öğrencilere madde bağımlılığında farkındalık semineri verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Madde Kullanımı ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri madde bağımlılığında farkındalık oluşturmak için Hizan Kültür Merkezi'nde seminer verdi. Polis memuru Özgür Akçiçek, 3 seans halinde düzenlenen seminerde 600 öğrenciye uyuşturucu maddenin zararlarını anlattı. Seminere İlçe Emniyet Amiri Celal Tekekaya, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Badminton il birinciliği müsabakaları Ahlat'ta başladı sayın seyirciler. Yaklaşık 6 okulun katıldığı müsabakalar 2 gün boyunca sürecek. Badminton il birinciliği müsabakaları Ahlat'ta başladı.
Badminton il temsilciliği Levent Akyürek gazetecilere yaptığı açıklamada müsabakalara Bitlis Merkez ve ilçelerden toplam 6 okulun katıldığını söyledi. Akyürek, yıldızlar ve gençler kategorilerinde toplam 30 sporcu okullarını temsilen 2 gün boyunca mücadele edecek. Burada dereceye giren sporcular bölge şampiyonasına katılmaya hak kazanacak dedi. Tatvan'da bir rehabilitasyon merkezinde zihinsel engelli olan çocukların ailelerine psikoeğitim hizmeti verecek. Bu psikoeğitim hizmeti 2 ay sürecek sayın seyirciler. Programın amacı engelli ailelerin sıkıntılarını bir nebze de olsa aza indirmek. Tatvan Pozitif Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde zihinsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerine 2 ay sürecek olan psiko eğitim hizmeti verilecek. Eğitim programının içeriği, zihinsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerine yönelik geliştirilen etkileşim, paylaşım ve eğitimden oluşuyor. Verilecek olan eğitim programında engelli bireye sahip bir ebeveyn olmaya ilişkin duygu ve düşüncelerinin paylaşılması, yaşadıkları zorlukların, sıkıntıların ve bu sıkıntıların çözüm yollarının paylaşılması, ebeveynlerin güçlü yönlerinin ortaya çıkarılması ve bu güçlü yönlerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Eğitimin sonunda ise ebeveynlerin kendilerini daha iyi hissetmeleri ve aynı durumu paylaşan ailelerle birlikte yalnız olmadıklarını hissetmelerinin sağlanabileceği hedefleniyor. Pozitif Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Metin Ava, eğitim hakkında basına bilgi vererek şunları aktardı. Eğitimde ebeveynlerin eğitimlere istekli olması ve eğitimden memnuniyetlerini dile getirmeleri bizi mutlu etmektedir. Çocukların eğitimi kadar ebeveynlerin de desteklenmesi gerektiği inancındayız. Ailelere bir ev ortamı sağlamak, onların isteklerini göz önünde almak, kurumumuzun standartlarını oluşturmaktadır. Kurumumuzda bu tarz hizmetlerimize devam edeceğiz, dedi. SODES projesi kapsamında Muş'ta 6000 öğrenciye kitap dağıtıldı sayın seyirciler. Kitaplar öğrencilere sınav aşamasında yardımcı olacak cinsten. Muş Valiliği Koordinasyonu'nda ve Sosyal Destek Programı projesi kapsamında Korkut ilçesinde 6000 öğrenciye sınavlara hazırlık ve soru bankasından oluşan kitaplar dağıtıldı. Çelik projeyle ilgili şu bilgileri verdi. 2013-2014 eğitim öğretim yılında SODES kapsamında SBS'ye yönelik yaptığımız bir projeydi. 2. sınıftan 8. sınıfa kadar ilçe merkezi ve köylerdeki okullarımıza kitap dağıtımı yaptık. Öğrencilerin bilgilerini güçlendirmesi, sınavlara hazırlık, soru bankaları ve buna benzer kitapların oluşturduğu bir çalışma oldu. Okul müdürlerimizle görüşüp öğrenci sayısı kadar kitap teslim ediyoruz. Müdürlerimiz bunu daha sonra öğrencilere veriyorlar. Kaymakamlığın girişimleriyle kendilerine bağlı bütün okulların ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Milli Eğitim Müdürü Çelik, öğrencilerin rahat bir ortamda eğitim görmesi için çalışıldığını kaydetti. Sayın seyirciler, bugün 11-12-2013 tarihi ve bu tarihi ölümsüzleştirenler vardı. Van'da 11-12-2013 tarihinde birçok bebek dünyaya gözlerini açarken 17 çift de bu tarihi ölümsüzleştirmek için nikah kıydı. Van Belediyesi Kültür Parkı Evlendirme Dairesi nikah memuru Melih Çetin, vatandaşların nikahlarını kıymak için bazen özel günler belirlediklerini belirterek, her yerde olduğu gibi ülkemizde de özel günlerde nikah kıymak için talepler yoğunlaşıyor. 11-12-13 tarihinde bu özel günlerden biri bu tarihte nikahını kıymak için bize 17 çift müracaat etti. Biz de onların nikahını kıydık dedi. Özellikle bu tarihi seçtiklerini belirten Çiğdem Dalkıran ile Işık Gezgin çifti ise çok mutlu olduklarını söyledi. Işık Gezgin, bu tarihi özellikle beraber seçtik. Bundan sonraki dönemde daha güzel bir tarih olmadığı için özellikle ikimiz de anı olarak kalması için bu tarihi belirledik. Çok mutluyuz, dedi. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Hastalıkları Ek Hizmet binasında ise aynı tarihte birçok bebek dünyaya gözlerini açtı. Bebeklerini kucaklarına alan anneler, bebeklerinin 11-12-13 tarihinde doğmasının kendileri için sürpriz olduğunu söyledi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Mardin'e yerleşen mülteciler sayın seyirciler karla mücadele ediyor. Çadırlarda yaşayan ve soğuk altında hastalanan mülteciler hayırseverlerden yardım istiyor. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Mardin'in Kızıltepe ilçesine gelen mültecilerin kurduğu çadırlar sabah saatlerinde etkili olan kar altında kaldı.
Suriye'deki iç savaştan yasa dışı yollarla kaçarak Mardin'in Kızıltepe ilçesine gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 20 aileden oluşan 50 ile 60 kişi kurdukları 12 çadırda yaşam mücadelesi veriyorlar. İpek Mahallesi'nde boş alana kurdukları çadırlarda yaşamaya başlayan Suriyeliler sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ile sıkıntıya girdi. Etkili olan kar yağışı ve soğuk havada derme çatma naylonlardan yapılan çadırlarda büyük güçlük içinde yaşayan sığınmacılar yetkililerden yardım istediler. Suriye'deki çatışma ortamından kaçarak Türkiye'ye sığındıklarını belirten Keres Naif adlı kadın mülteci, "Bu kışta evimizden yurdumuzdan olduk. Bizlerin acil olarak elbise ve battaniyeye ihtiyacı var. Hayırseverler bize yardım ulaştırırlarsa çok dua ederiz." diye konuştu. Bingöl'de trafik denetimlerinden geçirilen ve kontrolden geçirilen 1874 araçtan 582'sine para cezası uygulandı sayın seyirciler. Bingöl Emniyet Müdürlüğü 2-8 Aralık tarihleri arasındaki yapılan trafik denetimlerinde kontrolden geçirilen 1874 araçtan 582'sine 90.949 TL idari para cezası uyguladı. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 6 günlük bir çalışma yapıldı. Bu denetimler sırasında 582 araca 90.949 TL cezai işlem uygulanmıştır. 5 araç çeşitli eksiklik ve sebeplerden dolayı trafikten men edilmiştir. İlimizde gönüllülük esasına göre faaliyet gösteren Fahri Trafik Müfettişleri tarafından 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik kural ihlali yapan araç sürücülerinin tescil plakasına 28 Aralık 2013 tarihleri arasında suç tespit tutanağı tanzim edilmemiştir denildi. Şanlıurfa'da yıllar sonra yağan kar ilginç görüntülere sahne oldu sayın seyirciler. Kar sevincini yaşayan bir esnaf, çay ve nargile içen bir adam kardan adam yaptı ve bu kardan adam vatandaşlardan oldukça yoğun ilgi görüyor. Şanlıurfa'nın merkezinde uzun yıllar sonra ilk kez kar yağması ilginç görüntülere neden oldu. Kar sevinci yaşayan Bakır Peltek isimli bir esnaf, çay ve nargile içen adam görüntüsünde olan bir kardan adam yaptı. İlginç kardan adam, yoldan geçenlerin ve müşterilerin büyük ilgisini görüyor. Arkadaşlarıyla konuşurken böyle bir fikrin aklına geldiğini belirten Peltek, kendisinin fanatik Galatasaraylı olduğunu ve boynuna Galatasaray askısı doladığı kardan adamın da Galatasaray Juventus maçını beklediğini söyleyerek kardan adam nargile ve çay keyfi yapıyor. Donmuş vaziyette maçı bekliyor. "Çok heyecanlı bir şekilde maçı bekliyoruz. İnşallah Galatasaray'a uğurlu gelir. Görenler çok şaşırıyor," dedi. Karın keyfini süren vatandaşlar da uzun yıllar sonra yağan kar ve esnafın yaptığı kardan adamla hatıra fotoğrafı çektiriyor. Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki ayrı yerde trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza Cizre İdil Karayolu'nun 7. kilometresinde bulunan Düzova Köyü yakınlarında yolun mıcırlı olmasından dolayı meydana geldi. Cizre'den İdil ilçesi istikametine gitmekte olan SE idaresindeki 73DV624 plakalı araç, Düzova Köyü yakınlarında yolun mıcırlı olmasından dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan araçta bulunan sürücü SE, HE ve MD yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişinin yaralandığı ilk kazadan yarım saat sonra aynı mevkide meydana gelen ikinci kazada 2 kişinin içinde bulunduğu 33VCA76 plakalı araç mıcırlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçip takla attı. Takla atan araçta bulunan sürücü NÖ ile ismi belirlenemeyen bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Evet sayın seyirciler, Bitlis'te de soğuk hava oldukça hakim ve Bitlis Valiliğinden bir duyuru var sırada. Bitlis ve merkeze bağlı ilk ve orta okullar 7 gün süreyle tatil edildi. Bunu da sizleri buradan duyurmuş olalım ve engelli hamile olan bayanlar idari izinli sayılacaklardır. Bakalım yarınki hava sıcaklığı, soğukluğu nasıl olacak? Şimdi hava durumu.
Evet, hava durumuyla programımızı kapatmadan önce sayın seyirciler, Bitlis ve merkeze bağlı ilk ve ortaokullar bir gün süreyle tatil edilecek ve engelli hamile olan bayanlar da idari olarak izinli sayılacaklar. Evet, bu aktardığımız gelişmeler bugünlük bu kadardı bu akşamlık. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Her zaman iyi haberler duymanız dileğiyle. Hoşçakalın.